Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda Nisa suresi 116-126. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada çok önemli mesajları bize bildiriyor. Anlamayı ve yaşamayı Allah hepimize nasip etsin. Cenab-ı Hak şöyle bildirmekte: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ve yağfiru ma dune zalike limen yasha. Bunun dışında olanları dilediği kimse için bağışlar. Yani burada şirk dışında, Allah'a ortak koşmak dışında diğer bütün günahların bağışlanabileceği ifade ediliyor. Ve Cenab-ı Hak bunu ifade ederken de dilediği kimse için. Tabii Allahu Teala ilmi her şeye muhit ve insanlar ne yapıyor, içlerinden neler geçiriyor, kim neye layık Allahu Teala biliyor. Dolayısıyla burada Allahu Teala'nın bağışlamayı dilediği kimseler buna ehil olan, buna layık olan kimselerdir. Yoksa herhalde ilahi torpil tarzında bir şey hatıra gelmemeli. Cenab-ı Hak adili mutlaktır, hakimi mutlaktır. Ve men yüşrik billahi, kim Allah'a ortak koşsa, yani bazı şeyleri Allah'a şerik, ortak kabul etse, putlar gibi, şahıslar gibi. Fakat dalle dalalen ba'ide, çok uzak bir şekilde hak yoldan uzaklaşmış olur. Yani insanlar tek Allah'ı bilmek, tek Allah'a ibadet etmekle mükellef. Ama bir insan diyelim putları Allah yerine koyar veya bazı şahısları ilah olarak kabul ederse, bunlar çok uzak bir şekilde hak yoldan uzaklaşmış olurlar. İn yed'une min dunihi illa inâthe. Onlar Allah'ın dışında ancak bir takım dişilere ibadet ediyorlar. Bir takım dişilere dua ediyorlar. Burada dişiler derken, mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde Araplarda putlara tapmak yaygın ve putlara genelde kız ismi, dişi isimler koymuşlar. Abdüllat, Abdüluzza gibi, yani Lat, Uzza, Menat gibi putlar var ve bunlar her birisi dişi ismi. Ve bir de bazıları melekler Allah'ın kızlarıdır demişler haşa ve meleklere ibadet edenler var, ruhani varlıklara ibadet edenler var. Bunlar da yine bir takım dişilere bir nevi, en azından kendi dişi kabul ettikleri şeylere ibadet etmiş oluyorlar. Bir başka yönü belki şu açıdan düşünülebilir. Yani onların ibadet etmiş oldukları şeyler genelde camit, cansız şeyler. Ve bunlar da fail değil, münfaildir. Dolayısıyla o noktada bir benzerlik de söz konusu. Bazı müfessirler bu manaya da dikkat çekmişler. Ve in yed'une illa şeytanen meride. Halbuki onlar ancak merit olan kaypak bir şeytana ibadet etmiş oluyorlar. Yani putlara taparken de şeytanın isteğini yerine getiriyorlar. Şeytan onlara putlara tapın diyor. Şeytan onları dişilere tapmaya sevk ediyor. Burada şeytan merit özelliğiyle nazara verildi. Yani kaypak bu anlamda değerlendirilen bir ifade. Ve şeytan son derece kaypaktır. Son derece aldatıcıdır. Ve şeytanın ipiyle kuyuya inilmez. İnsanları aldatır. La'anehullah, Allah ona lanet etmiştir. Ve gale, ve şeytan da demiştir ki le'ettehizenne min ibadike nasiben mefruda. Ben senin kullarından kendime bir pay edineceğim. Yani evet, sen insanları yarattın. İnsanları halife olarak yarattın. Ama onların bir kısmı benim peşimden gelecek. Onları kendime tabi kılacağım. Ve şeytan burada neler yapacağını söylüyor. Ve le udillennahum, ben onları yoldan saptıracağım. Ve le ümenniyennahum, muhakkak ki ben onları boş hayallerle, avuntularla oyalayacağım. Ve batıl bir takım fikirlerle onları oyalayacağım. Ve le emurannahum, ve onlara emredeceğim. Fele yubettikunne azanel en'am, ve bunun neticesinde hayvanların kulaklarını kesecekler. Yani Allah'ın helal kıldığı şeyi kendilerine haram yapacaklar.
Saibe ve Bahira ismiyle Araplarda işte belli yaşa gelmiş olan bazı hayvanlar, develer, bunlar kulakları kesilip salıveriliyormuş ve bunlar artık bize haramdır diyorlarmış ve bunları putlara ibadet için, putlara adeta bir kurbanlık gibi bu şekilde ayırıyorlarmış. Ve Allah'ın haram kılmadığı bir şeyi kendilerine haram kılmak gibi bir durum içindeler. Demek ki şeytan Allah'ın helal kıldığını insanlara haram kılacak, haram kıldığını helal kılmak gibi tersinden davranışlar içinde bulunacak. وَلَا اَمُرَنَّهُمْ Muhakkak ki ben onlara emredeceğim. فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ Ve böylece onlar Allah'ın yarattığı şeyi değiştirecekler. Demek ki Allah'ın yarattığı şeylerde değişiklik yapmaya yönelik tasarruflar, bunlar şeytani birer vesvese ve desise ile yapılmaktadır. İşte kadınların erkeklere benzetilmek istenmesi, erkeklerin kadınlara benzetilmek istenmesi, yaratılışı değiştirmeye yönelik şeylerdir. Veya bir takım estetik ameliyatlarda sırf bir güzellik için Allah'ın yaratmış olduğu şekle müdahale etmek, bu da yine ayetin şumulüne girer. İhtiyaçtan kaynaklanıyorsa ayrı mesele. Ama sırf bir estetik olsun, bir güzellik meydana gelsin diye yapmak, bu uygun değil. Öte yandan diyelim ki homoseksüellik tarzında veya kadın kadına beraberlik tarzında fıtrata ters olan bir takım hareketler. Öte yandan Allah-u Teala insanları selim fıtrat üzere yaratmıştır. Ve fıtratallahi illeti fatarannâs aleyhâ lâ tebdîleli halgillâh ayette ifade edilmiştir. Allah'ın insanları yaratmış olduğu belli bir fıtrat vardır. Bu fıtratı değiştirmeye çalışmak, insanları başka yerlere yönlendirmeye çalışmak, fıtri olmayan şeylere yönlendirmeye çalışmak, bu da yine şeytanın bir müdahalesidir. وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيَّا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Kim Allah'ın dışında şeytanı dost, yardımcı edinirse, فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُب۪ينَ Apaçık bir şekilde hüsran içindedir ve zarar içindedir. Değerli izleyenlerim, şeytanın peşinden giden bir kimse şeytana maskara olur. Şeytan onunla dilediği gibi oynar ve bu insan şeytanın bir takım vaatlerine kanar. Neticede cennet gibi bir hayatı yaşayacağını zanneder, rahat edeceğini zanneder ama dünyada bile rahat edemez. Dünyada da perişan, ahirette de perişan olur. İşte şeytanın peşinden gidenler günümüzde satanizm mensupları var. Veya böyle bir bağlantısı olmaksızın şeytana adeta kul köle olanlar var. Ayet-i kerimede ben onlara emredeceğim demesi şeytanın amiriyet yönüne dikkat çekiyor. Yani şeytan bazılarının amiridir. Ve bazıları emirleri şeytandan alır. Ve bu durumda kendileri de şeytanın memuru durumuna gelmiş olurlar. Yani şeytan emreder ve şeytanın emirleri bunlar tarafından yerine getirilir. Ama bunu yapanlar muvaffak mı olurlar? Hayır, hüsranda olurlar. Dünyada da perişan, ahirette de perişan olurlar. Yaiduhum ve yümennihim şeytan onlara vaatte bulunur ve onları boş hayallerle, kuruntularla avutur. Bu noktada şöyle bir olay anlatılıyor, sizlerle paylaşmak isterim. Bir gün hiç namaz kılmayan, dini değerlere pek hürmeti olmayan birisi caminin sokağından geçerken dışarıya vaaz sesi de geliyormuş ve vaiz efendinin şeytanın desteleriyle alakalı konuşmasını duyuyor. İşte vaiz, şeytan şöyle tehlikeli, böyle vesvese verir, şöyle insanları saptırır anlatıyormuş. Ve bu adam yoldan geçerken dinliyor, camide dinlemek değil. Allah Allah diyor. Allah kuru iftiradan saklasın. Ben şu yaşıma geldim, hiç şeytanın öyle şeylerini görmedim. Bu hoca da şeytana iftira atıyor diyor. Ve bir nevi şeytanın kendi iç dünyasında savunuyor. O gece rüyasında şeytanı görüyor. Ve şeytan bunu alnından öpüyor ve diyor ki bugüne kadar pek çok kişi benim safımda yer aldı ama senin kadar bana sahip çıkan da olmadı. Gel diyor seni mükafatlandırayım.
ve onu kırlara doğru götürüyor ve bir yeri gösterip diyor ki burayı kaz diyor, buradan bir define çıkacak. Adam diyor ki peki kazayım ama kazmam yok diyor. Ben işte gideyim bir kazma getirip geleyim diyor. Şeytan demiş ki benim burada bekleme vaktim yok. Ancak sana yol göstereyim diyor. Buraya diyor, yani affedersiniz, küçük abdestini bırakıver. O şekilde burada bir alamet meydana gelir. Ve o şekilde geldiğin zaman o ıslaklıktan burayı kazacağını bilmiş olursun. Adam olur efendim diyor. Ve ardından bırakıveriyor. Ama kendisi aslında rüyada ve hanımının dürtmesiyle uyanıyor. Ve hanımı diyor ki bey ne yapıyorsun sen? Ama artık olan olmuştur. Adam yatağı bu şekilde pisletmiş oluyor. İşte şeytanın ipiyle kuyuya inilmez. Şeytan vaatlerde bulunur ama kendine çok sadık olanları bile yolda bırakır. Onunla yola gidilmez. Onunla yola gidenler netice itibariyle perişan olurlar ve mahcup olurlar. İşte şeytan onlara vaatte bulunur ve onları boş vaatlerle oyalar, kandırır. وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُورًا Şeytanın onlara vaat etmiş olduğu şey aldatmaktan başka bir şey değildir. Yani şeytan aldatır. En güzel bir şey gibi gösterir, en çirkin şeyi onlara yaptırır. Ve bu manada daima vesveselerle, desiselerle kötü şeyleri onlara güzel gibi göstermeye çalışır. اُلَٰئِكَ işte onlar, مَأْوَاهُمْ cehennem, onların varacakları yer, sığınakları cehennemdir. وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ve ondan bir çıkış yeri, bir kurtuluş yeri de asla bulamazlar. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ama iman eden, salih amel işleyenlere gelince سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ biz onları cennetlere koyacağız. تَجْرِ مِنْ تَحْتِيَ الْاَنْهَارِ altlarından nehirlerin aktığı cennet bahçelerine koyacağız. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا ve onlar orada ebedi cennette olacaklar. Ebedi olarak bunlardan istifade edecekler. وَعَدَ اللّٰهِ حَقَّ bu Allah'tan hak bir vaattir. Yani Allah hak bir vaatte bulunmuştur. Yani şeytanın vaadinden daha önce bahis vardı. Şeytan aldatıcı vaatlerde bulunuyor. Dediklerinin tam tersini yapıyor. Ve şeytanın ipiyle kuyuya inmeye çalışanlar kuyuya düşüyorlar. Ve uçurumdan kurtulacaklarını zannedenler uçuruma yuvarlanıyorlar. Şeytan yanlış vaatlerde bulunuyor ve aldatıyor. Ama Allah-u Teala hem de cennet gibi bir vaatte en büyük bir mükafatı vaat ederken doğruyu söylüyor. Vaadallahi hakka, Allah'ın bu şekildeki vaadi haktır, gerçektir. Ve men astagu minallahi gıyle söz olarak Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Yani insanlar ya Allah'ın dediğini doğru kabul edecek, o yolda gidecekler veya şeytanın yalanlarını doğru kabul edecekler. Şeytanın ipiyle kuyuya inmeye çalışacaklar. Halbuki Allah'tan daha doğru sözlü elbette yoktur. Allah-u Teala kendi mülkünde yarattığı şeylerden söz ediyor. Ve Allah-u Teala'nın vaatleri kuru vaatler değil. Allah-u Teala kün feyekünne ol emriyle dilediğini yapıyor. Böyle olunca zaten kullarına rahmeti var, merhameti var. Kullarını zaten engin merhametiyle, lütfuyla cennetine dahil etmek istiyor. Böyle olunca Allah'ın vaadini kabul edip Allah'ın gösterdiği yoldan gitmek gerekiyor. لَيْسَ بِاَمَانِيُّكُمْ وَلَا اَمَانِيِّ اَهْلِ الْكِتَابِ ama böyle bir cennete gitmek ne sizin keyfinize göre ne de ehli kitabın keyfine göre. Yani şu manada evet cennete Cenab-ı Hakk'ın daveti var ama bu sadece cennete biz gideceğiz demekle olmaz. Ehli kitap diyorlar ki, Yahudiler mesela diyorlar ki cennete ancak biz gideceğiz. Hristiyanlar da diyorlar ki cennete ancak biz gideceğiz. Müslümanlar olarak biz de benzeri bir şeyi söylüyoruz. Cennete biz gideceğiz. Ama Allah-u Teala bunun bir temenniyle olmayacağını, emlil insani me temenna, yoksa insan için temenni ettiği mi var? Hayır, böyle değil.
temenniyle bu iş olmaz. Mesela bir insan ah bir alim olsam demekle temenniyle alim olmaz. Çalışırsa olur. Ah bir zengin olsam demekle insan zengin olmaz. Onun gerekli şartları neyse çalışma gibi onları yerine getiren zengin olur. Benzeri bir şekilde ah bir cennete gitsem demekle insan hemen cennete gidivermez. Yani işin çok ciddi bir boyutu da vardır. Cenneti kazanmak için iman gerekir, amel gerekir. Men ya'mel su'en, kim bir kötülük işlese yücze bihi, onunla karşılığını görecektir. Yani ne yapmışsa onun karşılığı kendisine verilecektir. Ve la yecid lehu min dunillahi veliyye ve la nasira, ve Allah'ın dışında ne bir dost ne de bir yardımcı bulamayacaktır. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki Kur'an-ı Kerim'deki en ürkütücü ve insanı ürpertmesi gereken ayetlerden birisi budur diyor. Yani elhamdülillah Müslümanız ama Müslüman olmakla kendimizi garanti cennette görmemek gerekir. Beynel havf ve reca denilir. Yani korku, ümit arasında bulunabilmek. Bir Müslüman Allah'ın rahmetine elbette ümit etmeli. Cennete gitmeyi ümit etmeli. Ama kendini garanti cennette de görmemeli. Allah'ın azabı da vardır. Cehennem diye bir ceza yeri de vardır. Ve her bir Müslümanın hataları da olduğundan oraya gitmesi de ihtimal dahilindedir. Böyle olunca elbette bir Müslüman kendini emniyette görmez. Allah'ın rahmetine iltica eder. Ve cenneti kazanabilmek için de özel bir gayret içerisinde bulunur. Ve men ya'mel minas salihati min zekerin ev unsa, kim erkek veya dişi salih ameller işlese ve huve mümin olduğu halde fe ulaike yedhulunel cenne, bunlar cennete dahil olurlar ve la yuzlamuna nakira, ve en küçük bir zulme maruz kalmazlar. Ayet-i kerimede cennete girmenin formülü anlatılıyor. İman ve salih amel. Ve men ahsenu dinen mimmen esleme vechehu lillah. Din itibariyle şundan daha güzeli kimdir? Yüzünü Allah'a teslim etmiş, yani Allah'a yönelmiş. Ve huve muhsin, iyi şeyler, güzel şeyler yaptığı halde. Ve tebâ millete İbrahim'e hanife, ve hanif olarak başka şeylerden yüzünü çevirip İbrahim'in dinine gittiği yola tabi olmuştur. وَاتَّخَذَ اللّٰهُ اِبْرَٰهِيمَ خَل۪يلًا, ve Allah İbrahim'i dost edinmiştir. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ, göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُح۪يتًا, ve Allah her şeyi kuşatmıştır. Cenab-ı Hak iman ve salih amelle lütuf ve rahmetiyle cennete girmeyi hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.